Merhabalar herkese. Şu anda Project Kariyer Fuarı kapsamında düzenlemiş olduğumuz saat 12 oturumunda bir aradayız 6 Nisan gününde. Şu anda yaklaşık olarak 215 tane katılımcımız var. 220 civarında daha doğrusu. Katılımcıyla bir aradayız. Bugün bir insan bir lisan şeklinde bir oturumla karşınızdayız. İzgören Akademi'den Sayın Doktor Zafer Parlak hocamız bizlerle birlikte. Moderatörlük kısmımızda da okulumuz çocuk gelişimi bölümü hocalarımızdan, akademisyenlerimizden Doktor Sayın Emin Arslan Kılıçoğlu bizlerle birlikte. Ben de sunucu olarak bilgisayar mühendisliği öğrencilerinden Rumeysa Köse. Bugün birlikte çok güzel bir oturum ilerleteceğimizi düşünüyorum. Herhangi sorunuz olursa chat kısmından ve Q&A kısmından yazabilirsiniz. Ben hocamıza inşallah sunumun sonunda ileteceğim. Sözü Zafer hocamıza bırakıyorum. Merhaba sevgili dostlar, sevgili öğrenciler. Bugün beni konuk ettiğiniz için, gününüzün bu en değerli, en önemli zaman dilimini bana ayırdığınız için yürekten teşekkür ederim. Sadece bunu yapmış olduğunuz için ben bu gece rahat uyuyacağım biliyor musunuz? Diyeceğim ki ben bugün ülkemin gençlerine yönelik iyi bir şeyler yaptım hiç karşılık beklemeden bir vatandaş olarak, bir dünya vatandaşı olarak iyi bir şeyler yapmış olmanın huzuruyla yatağıma gideceğim ya. Bana bu fırsatı verdiğinizde yürekten teşekkür ederim. İyi ki sizlerle şimdi tanışıyorum. İyi ki bir saat boyunca beraber olacağız. Sevgili dostlar, ben Çok Zafer teşekkür ederiz. Parlak. Bugün yaklaşık bir saat boyunca sizlere dil ile ilgili bilgiler vereceğim. Diyeceğim ki, bir insan kaç lisan? Bir insan kaç lisan? Ondan sonra da dillerle ilgili bilgiler verdikten sonra da bir takım önerilerde bulunacağım. Bu seminer bittikten sonra hem dil ve dillerle ilgili biraz bilgilenmiş olacaksınız, hem merakınız artacak, hem ben de yapabilirim ya, koçum benim diyeceksiniz kendinize. Hem de vallahi kimler neler yapmış, ben neden yapmayayım ya diyeceksiniz. Tüm bunlar bittikten sonra da güzel duygularla ayrılacaksınız. Belki de ileride o yapmış olduğunuz harika şeyleri benimle paylaşacaksınız. Evet, ben Doktor Zafer Parlak. İzgören Akademi'de eğitmenim, bir profesyonel öğrenciyim. İstinye Üniversitesi'nde İstanbul'da İngiliz Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık bölümlerinde öğretim üyesiyim. 33 yıllık eğitimciyim. Üniversiteyi bitirdiğimden bu yana bütün işim dil ve dil öğretimi üzerine oldu. Yurt içinde, yurt dışında birçok farklı kurumlarda çalıştım. Hem yönetici oldum, hem bölümler kurdum. 30'a yakın ülkeden öğrencim oldu. Belki 40'a yakın ülkeden insanlarla beraber çalışma imkanım oldu. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Ben dillere meraklıyım. Bir özelliğim daha var sevgili dostlar. Ben bir profesyonel öğrenciyim. İlk lisansım İngiliz Edebiyatı bölümünden, Boğaziçi Üniversitesi'nden. Sonrasında askeri okullarda uzun yıllar İngilizce öğretmenliği yaptım subay olarak. Sonrasında öğrenme merakım beni biraz daha farklı yönlere doğru itti. Önce iktisat okudum. Sonra uluslararası ilişkiler bölümünde okudum. Şu anda hala öğrenciyim. Ne okuyorsun derseniz, halkla ilişkiler ve reklamcılık okuyorum. Ama bundan önce beni üniversite akademisyen olarak iten şey de şuydu. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde, Amerikan Kültürü Edebiyatı bölümünde bir master ve bir doktora yaptım. 1998 yılından beri de 6 ayrı üniversitede hocalık yaptım. Neydi bunlar? Boğaziçi Üniversitesi, kendi mezun olduğum üniversite. Ege, 9 Eylül Üniversiteleri. Daha sonra İzmir'de 2 ayrı üniversite ve şu anda da İstanbul'da bir üniversitede çalışıyorum. Muhteşemsiniz. Gerçekten çok keyifli. Tüm aynı zamanda. Uzun yıllardır Tema Vakfı'nda, 20 yılı aşkın bir zamandır gönüllü olarak çalışıyorum. İzmir'de Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'nda gönüllü olarak çalışıyorum. İzmir'de gene Türkiye Görme Özürler Kitaplığı'nda gönüllü olarak çalışıyorum. 6000'e yakın görme engelliye imkanlar sağlıyoruz. Sesli kitap, okuma kitabı, ders kitabı gibi. Ve 4 yıldır da şu anda lideri olmuş olduğum Uğur Böcekleri Derneği'nde, ki 17 yıllık bir dernektir. Gönüllü seminerler veriyoruz. Bütün bu yapmış olduğumuz şeyler, hani bilgimiz var ya, bilginin de zekatı vardır diyoruz, o bilginin zekatını ödemek amacıyla aslında. Ben şu anda profesyonel öğrenci ve akademisyen olarak ve bir gönüllü olarak Uğur Böcekleri Derneği adına sizlere bir insan
kaç lisan diye bir soru soracağım ve sunuma başlayacağım. Hazır mısınız? Şu mikrofonlarınızı bir açın. Ben hepinizin hazırız dediğinizi duymak istiyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Duyamıyorum. Hocam, isteyenlere ben izin verebilirim. Peki, aynen tamam. Burada el kaldıranlara tamam, verebilirim. Ben duydum. Ben duydum. Hepiniz karşımdasınız biliyorum. Hazırsınız başlıyoruz, tamam mı? Dilerseniz ben birkaç kişiyi de alabilirim sesli. Gerek yok şimdilik, tamam. Chat box açık olsun yeterli benim için, tamam mı? Bu arada başlamadan bir şey söyleyeyim hemen. Ekran paylaşımı bana verirsen iyi olur. Vermemişsin. Şu an panelist olarak yapabiliyor olmamız lazım ama hemen yapıyorum hocam. Şu an geldi mi? Evet, hemen şu bakayım. An geldi. Tamam. Evet. Sevgili dostlar, chatbox'a lütfen şu sorumu cevaplandırın bir. Bir insan sizce kaç lisan? Derler ya bir insan bir lisan diye. Söyleyin bakalım. Chatbox'a şöyle bir yazın. Bildiği kadar. Güzel. 40 yaş üstündekilere neler önerirsin demiş bir arkadaşımız. Vallahi benim 61 yaşında bir öğrencim var. Süper bir öğrenci. Hiçbir şey önermem gerekmiyor. Zaten o ne yaptığını biliyordur. Haydi bakalım dostlar başlıyoruz. Chatbox'ı kapatıyorum. Süper. Müthiş enerjiyle doldum yazdıklarınızdan. Ve şu sevimli güzel kıza bakarak sunumumuza başlayalım. Dil öğrenmek güzel de bizim ülkemizde biraz sıkıntılı bu ya. Herkesin ayrı anlayacağı bir dil vardır derler ve bazıları dil öğretirken insanları soğuturlar bu işten. Tiskindirirler. Tiskinmek. İnsanoğlu çok çok eski değil bu dünyada. Şu evren yaklaşık 14 milyar yıl önce ortaya çıkmış. Ondan sonra bakıyoruz neler olmuş. Toz bulutuyla başladım ya dille alakası ne demeyin bana. Ondan sonra güneş sistemi derken ilk canlılar derken insanoğlu ortaya çıkmış. Ve bizim homo sapiens dediğimiz insanoğlu aslında o 14 milyar yıl yaşı olan evrende sadece 200 bin yıldır var. Ve insanlar ancak 80 bin yıldır konuşuyor. Ama ondan öncesinde varlardı. Dil dediğimiz şey o kadar yeni ki. Modern insan yani bizler 30 bin yıldır varız. Yazı dediğimiz şey de hani diyoruz da söz uçar yazı kalır. O kadar yeni ki 5 bin yıldır var. Ama iyi ki bu yazı var. Bu yazı olduğu için her şeyi aktarabiliyoruz. 7 bin nedir? Bir tahminde bulunur musunuz lütfen chatbox'a? 7 bin. Haydi atın kafadan. 7 bin nedir? Şu an 320 kişiyiz arkadaşlar. 7 bin nedir sorumuz? Chatbox'u doldurmamız lazım. Rümeysa girmesen oldu mu? Tabii ki. 7 bin nedir? Tahminde bulmak isteyen var mı lütfen? Aktif dil sayısı demiş Mustafa. Harika demiş. Başka dil olabilir mi? Tamam çok güzel bir tahmin. Şu anda dünyada konuşulmakta olan 7 bine yakın dil var. Ama biliyor musunuz 100 sene önce yani 2020'den 100 sene önce 1920'lerde yaklaşık 10 bin dil vardı. Bu diller yavaş yavaş ölüyor, kayboluyor. Asya'da şu anda 2200 civarında, Afrika'da 2200 gene, Pasifik'te 1300 civarında, Kuzey ve Güney Amerika'da 1060 tane dil var. Avrupa ise son derece fakir. O birçok dili olan Avrupa var ya o kadar fakir ki. 300 tane bile yok. İlginç bilgiler vereceğim demiş ya. Demiştim ya. Şimdi Prahanlar denen bir grup var. 300 kişi bunlar. Amazonlarda yaşıyorlar. Bunların dili çok çok ilginç. Çünkü 200 kelime falan içeriyor Prahanların dili. Ve çok ilginç. Bunlarda geçmiş ve gelecek kavramları yok. Şu anda yaşıyorlar sadece. Present tense diyoruz ya İngilizce'de. Başka? Bunlarda sayılar da yok. Bir var ve çok var. O kadar. Renkler açık ve koyu. Yönler ön ve arka. Kuzey, güney, doğu, batı yok. Sizce bu dil ilkel mi? Yok değil.
Çünkü o dil on binlerce yıldır o insanların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Vallahi abartmıyorum. İlkel diller yok o zaman. Devam edelim. Şimdi dil ailelerine girelim biraz daha. Ondan sonra ben sizlere seminerin sonuna doğru, peki hocam ne yapayım dil öğrenmek için diyeceksiniz ya, o soruların cevabını da vereceğim. Ama şimdi anlatacağım bu şeyler çok önemli. Çünkü daha sonra anlatacağım şeyler için bir temel oluşturuyor. Birçok dil ailesi var. İlk insanın Afrika'dan dünyaya yayıldığı iddia ediliyor. Bilmiyoruz ne kadar doğru. Ama sonuçta o kadar çok dil var ki, 7000'e yakın konuşulan dil ve benzerliklerine bağlı olarak ailelere ayrılmışlar bunlar. Bakarsanız şu kırmızı olan bölüme dünyanın neredeyse 1/3'ünü kapsadığını görürsünüz. Buna Hint-Avrupa dil ailesi deniyor. Hem Hindistan-İran bölgesinde hem de Avrupa'da, Avustralya'da ve Batı Yarımküre'de yani Kuzey ve Güney Amerika'da konuşulan dilleri kapsıyor. Biz biraz onlara eğileceğiz aslında. Bakıldığı zaman o dillerin kökenlerine Hint-Avrupa dili ailesi dediğimiz şey dünya dillerinin neredeyse %42'sini oluşturuyor. Peki başka biriler de vereyim ben size. Dünyada en çok konuşulan dil Çince. Hocam ben Çince öğrenmeye karar verdim. Madem dünyada en çok o konuşuluyor. Demeyin bunu. Çünkü şu haritaya gittiğimizde Çince sadece Çin'de konuşuluyor ve Çin'de yaşayan insanların büyük bir bölümü bölgesel farklılıklara bağlı olarak birbirlerini anlamakta zorluk çekiyorlar. O zaman dil öğreneceksen ben şu kırmızıda bulunanları öğrenmek durumundayım. Çünkü o kırmızıda bulunan diller aslında dünyanın her tarafında konuşulan diller. Ve o dillerde İspanyolca, İngilizce, Portekizce, İtalyanca ve Fransızca ve Almanca. Ama en çok olan da İngilizce elbette. Bir başka şekilde bakalım bu dilleri ve yayılımlarına. Çince ile İngilizce neredeyse birbirine eşit durumda. İngilizce birçok kişinin ana dili olmamasına rağmen dünyanın her tarafında konuşulan bir dil. Ticarette, sanayide, bilimde, kültürde, havacılıkta, tarımda, her yerde İngilizce var. Şimdi bakıyoruz, birçok ülkede farklı farklı diller konuşuluyor. Papua Yeni Gine dediğimiz yer minik bir adalar ülkesi. Ama Papua Yeni Gine'de 800'ün üzerinde dil konuşuluyor. Endonezya ki bir adalar ülkesidir. 240 milyon nüfusu vardır, 90 milyonu Müslümandır. 710 dil konuşuluyor. Türkiye'de 20 ile 25 civarında dilin konuşulduğu söyleniyor. Nijerya, Afrika'da büyük bir ülke, 120 milyon nüfusuyla 524 dil konuşuluyor. Ve Hindistan izliyorum, 453 dil ile. Amerika, 335. İngilizce'den başka dillerde mi varmış? Var elbette, unutmayalım. Amerika bir göçmenler ülkesi. Peki dostlar, bütün dünyada insanlar tek bir dil konuşsaydı iyi olmaz mıydı? Birisi bunu düşünmüş 1890'larda. Ludwig Zamenhof diye bir Polonyalı doktor demiş ki, ya en azından Avrupa'daki insanlar birbirlerini çok kolay anlasınlar. Herhangi bir dilin hükümranlığında baskısı altında kalmadan mevcut dil bilgilerini kullanarak Avrupa'da bulunan dilleri rahat anlayabilsinler demiş ve bir sentetik, bir yapay dil oluşturmuş. Bunun adına da umut veren anlamına gelen Esperanto demiş. Sonrasında Esperanto'yu biraz daha geliştirmek isteyenler 1950'lerde gene bilinen Avrupa dillerinin temel yapısını dikkate alarak Interlingua denen bir dil oluşturmuşlar. Bu dilleri konuşan çok sayıda insan var Avrupa'da. Eğer herhangi bir Avrupa dilini biliyorsanız Esperanto ya da Interlingua'yı öğrenerek diğer dilleri de hemen geçiş yapmanız son derece mümkün. Bakalım Esperanto eğer İngilizce, Fransızca ya da Almanca biliyorsanız bildiğiniz dillere benziyor mu? Bakalım B harfi, Bebo. E'ye bakın, Elefanto. J'ye bakın, Jirafo. Jiraf, zirafa. Aslına bakın, L. Leono, Leon. L. Mano, M. Manuel. Manikür,
manuskript. Başka? Ayakkabıya bakın. Şu. İngilizce şu. Evet, Esperanto umut veren dil. Aslında epey umut vermiş insanlar ama bir takım siyasi nedenlerden dolayı pek fazla yayılmasına izin vermemişler. Çünkü dil emperyalizmi denen bir şey vardır. Dilini başkaları üzerine empoze edenler aynı zamanda kendi uygarlıklarını ve kültürlerini de empoze ederler. Evet sevgili dostlar. Nasıl bunlar, güzel mi? Sevimli çocuklar değil mi? Bu dişlerini en kaliteli diş fırçasıyla fırçalamış olan, en güzel diş macununu fırçalamış olmaları mümkün olmayan çocuklar, aslında siz sadece Türkçe ya da belki bir dil daha konuşurken çok sayıda dil konuşan Afrikalı çocuklar. Her biri bunların en az 5 dil biliyor. Nasıl biliyor biliyor musunuz? Çünkü o dilin konuşulduğu ortamda yaşamak durumundalar. Çevrelerinde o kadar çok fazla dil konuşuluyor ki hayatta kalmak için, derdini anlatmak için, yaşayabilmek için mutlaka ama mutlaka o dilleri öğrenecek. Fakat bir sorun var. Onların ne sizler gibi öğretmenleri, ne kullanabilecekleri internetleri, ne birbirinden farklı onca kitapları ya da yöntemleri var. Tek Afrikalılar mı bu durumda olan? Yok. Hindistan'da da benzer bir durum var. Hindistan'daki çocuklar da hiç öğretmenleri olmadan birçok dili çok rahat edinebiliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bilinçli bir öğrenme yok, öğretmen yok, sınıf yok, dershane yok, internet yok, YouTube yok, hiçbir şey yok. Ama şakır şakır konuşuyorlar. Osmanlı zamanında da insanlar çok fazla dili konuşabiliyorlardı aslında, 4-5 tane dili. Çünkü farklı etnik kökenlerden gelen insanlarla beraber yaşamak durumundaydılar. Evet sevgili dostlar, şimdi merak ediyorum aranızda acaba kaç dil konuşan var? Bu chat box'ı açık olan arkadaşlar, yazar mısınız? Kaç tane dil biliyorsanız, eğer Türkçeden başka dil biliyorsanız yazar mısınız lütfen hangi dilleri bildiğinizi? Sorularınızın büyük bir bölümüne şu anda cevap vermeyeceğim, daha sonra cevap vereceğim. Olur mu Mustafa? İngilizce, Almanca biliyorum diyor. İngilizce, Almanca, Arapça diyor. Harika. Harika. Çok güzel. Burada mütercim tercümanlıkta okuyan arkadaşlar mı var acaba? İngilizce biliyoruz diye geçiniyoruz ama konuşamıyoruz hocam ya. Vallahi biliyorum ama konuşamıyorum durumu herkes için geçerli elbette. Peki çok teşekkürler. Meraklı insanların burada olduğunu biliyorum. İngilizce var diyor Mahmutcan. Yüzeysel birkaçlık. İyi Japonca konuşabiliyorum. Arapça öğrenmeye çalışıyorum. Ne kadar güzel ya. Süper. Almanca var. Harika. Çok güzel. Çok çok güzel. Harika. Her şey merakla başlar zaten. Bir Avrupa dilini eğer öğrendiyseniz, inanın diğer Avrupa dillerini öğrenmek için o kadar çok elinizde imkanınız var ki. Birazdan bunlara değineceğim ben. Haydi bakalım. Sizce bir insan en fazla kaç dil konuşabilir? Tahminlerde bulunabilir misiniz? Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir? Lütfen tahminler şöyle kafadan atın. Evet, lütfen. Haydi bakalım. 20, 25, 78, 10, 160. Berk ne zaman öğrenecek 160'ı ya? 4, ya 24, 5, 30. Tamam, yeter. Sağ olun. Abartanlar da var ama çok cimri olanlar da var. Paul Janlis denen bir adam var. 1939 doğumlu, hala hayatta. Bu adam 85 yılında 42 tane dil biliyormuş. Ama dil bilmekten kastı ne? Bir televizyon programına çıkarmışlar bunu. Bir de jüri var. Adam o dili konuşan jürinin karşısında, her bir jürinin karşısında 2 saat boyunca konuşmuş. Ve bunu Guinness Rekorlar kitabına dahil etmişler. 85 yılında 42 dili jüri karşısında kesintisiz konuşabilen Power Generalist daha sonra 64 dile çıkarmış bunu. Şu anda 80 dil konuşabildiğini iddia ediyor ama bir daha kayıt yapılmamış. Aferin bu adama değil mi? Kaç yaşında? 82. Ama biri daha var, ondan biraz daha genç. Diyor ki, Steve Kaufman diyor ki,
Ya diyor benim başım kel mi ya diyor. Pavel diyor onca konuşuyor dili. Ben de fena değilim diyor. Onun kadar olmasam da fena değilim bu konuda diyor. Onunla bir sitesi var. Adresini vereceğim daha sonra. Lütfen adını kaydedin olur mu? Sitesinde Steve Kaufman diyor ki benim anlatacağım şeyler var size. Beni bir ziyaret edin hele. Hem diyor YouTube'da benim kanalım var. Hem de bir internet sitem var diyor. LINGQ LINGQ.com. Bir ziyaret edin. Beğenmezsiniz çıkın gidin. Vallahi billahi para istemiyorum diyor. Ben sevdim. Onun yalancısıyım. Stephen Krashen eğer dillere meraklıysanız çok önemli birisidir. Hani fizikte bizim Newton var ya, fizikte aynı zamanda Einstein var ya bizim bildiğimiz, bu işin piri dediğimiz. Günümüzde dil öğretim yöntemleri konusunda pirimiz diyebileceğimiz birisi var. Adı Stephen Krashen. Diyor ki, önemli olan dile yatkınlığınız değil, ona yönelik olan tutumunuzdur diyor. Sevgili dostlar ben yaklaşık 15 dakikadır konuşuyorum ve sizler beni dinliyorsunuz. İlgiyle çok teşekkür ederim. Eğer beni dinliyor ve anlıyorsanız bu ne demektir biliyor musunuz? Sizin beyninizde bulunan dil öğrenme mekanizmasında hiçbir problem yok. Siz eğer ana dilinizi öğrendiyseniz ve konuşabiliyorsanız beyninizin dil öğrenme mekanizması tıkır tıkır çalışıyor demektir. Eğer bir başka dili öğrenmekte sıkıntı yaşıyorsanız o zaman sıkıntı başka yerde sizde değil diyor özet olarak. Yani dostlar, eğer ana dilinizi konuşup anlayabiliyorsanız dil öğrenme sorunuz yoktur. Sorun ya o dile karşı olan tutumunuzda, ya niyetinizde, ya kullandığınız yöntemde, ya da ayırmadığınız zamandadır. Şimdi merak ediyorum acaba kaçınıza annesi babası, hepiniz ilgili anne babalardan geldiniz biliyorum dünyaya. Sizi çok sevdiler. Hatırlıyor musunuz o anne babanızın ilk sizi kucağına aldığı günü ve evladım artık sana dil öğretme zamanı geldi dediğini? 3-4 aylıktınız belki. Haydi bakalım sana gramer öğreteceğim evladım. Öyle çılgın bir anne babaya sahip olan var mı aranızda? Dünyada var mıdır peki? Evladına haydi evladım ana dilimizin gramerini öğreteceğim sana diye başlayan ve ondan sonra haydi bakalım şununla başlayalım. Kahramanmaraşlılaştıramadıklarımızdanmışlar. Bunu bir analiz edelim. Bunu analiz ettiğin zaman da evladım, Türkçenin gramerini sökmüş olacaksın. Diyen çılgın bir anne baba var mıdır acaba? Bakar mısın şu değişkenlere? Minnacık bir bebek, 8-10 aylıkken anlamaya başlayan bebek. Şunu nasıl anlar bir gramer olarak? Bu şekilde öğrenmiş olması mümkün müdür? Kahramanmaraşlı laş, tır, kaynaştırma, madık. Mümkün değil, doğru mu? Dili biz gramer öğrenerek öğrenmiyoruz. Özellikle çocukken dili bu şekilde edinmiyoruz biz. Öyle yaparsan çocuk da böyle yapar. Ya da şöyle hatırlıyor musunuz? Anne babanız günün birinde evladım, ben gramerden pek anlamıyorum ama dilde kendini anlatmak için sana en çok ihtiyaç duyacağın şeylerden bir şeyler vereceğim. Onlar da kelimeler. Ne kadar çok kelime biliyorsan o kadar rahatsın evladım dedi. Ve size uzun kelime listeleri verdi mi? Hadi bunu ezberle. Her gün 10 tane öğrenirsen ben sana çikolata alacağım. 10 tane öğrenirsen ben seni ödüllendireceğim dedi mi? Ve hatta kolaylık olsun diye harf sırasına soktu mu bunu? Yapmadı değil mi? Çünkü bunu yapacak bilgi ve beceriye sahip anne baba olmadığı gibi hiçbir anne baba bu kadar çılgın ve deli de değildir. Ama nasıl oluyor? Merak ediyoruz hepimiz. Çocuk 8-10 aylıkken böyle yavaş yavaş kendisine söylenen basit cümlelere tepkiler vermeye başlıyor. Konuşamasa da gözleri diyor ki, ana baba konuşamıyorum ama ağlıyorum, siz benimle konuşun diyor. Bebek konuşuyor daha sonradan da. 1,5 yaşına geliyor, 2 yaşına geliyor. Yavaş yavaş önce kelimeler, sonra kelime grupları, ondan sonra cümleler ve ondan sonra haydi bakalım tut tutabilirsen. Böyle kelime listeleri ezberleten anne baba yok. Çok şükür. İyi ki de yok. Bir oyun oynayalım dostlar sizle. Tök. Ne anlama geliyor acaba? Tahminlerde bulunur musunuz lütfen?
TÖK ne demek? TÖK. Haydi bakalım bir tahminde bulunun. TÖK. Almak. Haydi bakalım. Tökezlemek, çökmek, bir tür araç. İsim olabilir mi? Sıfat olabilir mi? Fiil olabilir mi? Zarf olabilir mi? Biraz ipucu vereyim. Eğer bunu böyle öğrenmeye kalkarsanız olmaz. Şu anda çocuk nasıl öğrenir onun üzerinden devam edeceğiz. Şimdi bakın burada ne var? Kaç tökünüz var? TÖK'ü hala bilmiyorum fakat TÖK hakkında bilgim var. TÖK'ün isim olduğunu biliyorum. Ve sayılabilen bir isim. Kaç tane TÖK'ünüz var? Güzel. Tahminlerde bulunmayın şimdi. Durun. Devam edelim. Şimdi bakalım. Bizim TÖK'ün yumurtası iri. Aa, bu bir hayvan ve yumurtası var. Kümes hayvanı olabilir. Ama böcekler de yumurtluyor. Yok, böcekleri sahiplenmediğimize göre bu bir kümes hayvanı olmalı. Onu öğreniyoruz, doğru mu? Çocuk TÖK sözcüğünü 3 defa duydu şimdiye dek. Sonra devam ediyor. TÖK'ümüz kümesten kaçmış. Ha, artık kesinlikle eminim kümeste yaşayan bir hayvan ve kümesten kaçmış. 4 defa duydum bu sözcüğü cümle içinde. O kelimenin ne olduğuyla ilgili hiçbir bilgi vermeden, isim mi, sıfat mı, fiil mi, zarf mı demeden annem, babam, ben onu sadece duyarak, o dile maruz kalarak yavaş yavaş TÖK'le ilgili bilgi ediniyorum. Sonra yılbaşında TÖK yedik diyorum. Ya sayılan bir şeydi, yumurtası vardı, kümesten kaçmıştı, yılbaşında yeniyordu. O zaman Mahmutcan tavuk olmayabilir. Yılbaşı ile bağlantılı olduğuna göre. Bir de dil biliyorum diye TÖK gibi kabarıp durma dersem eğer, hemen karşınıza elbette ne çıkar? TÖK çıkar. Dostlar, eğer yeni kelime öğrenmekte gerçekten zorlanıyorsanız sıkıntı şurada. O sözcüğe yeterince maruz kalmıyorsunuz. O sözcükle ne kadar çok karşı karşıya kalırsanız avantajınız o kadar fazla. Çünkü dilin öğrenme mantığına, beynin çalışma mantığına uygun davranıyorsunuz bu şekilde. Hadi devam edelim. Güzel oyunlar, güzel etkinlikler var burada. Sizler şimdi sürüden ayrılıyorsunuz. Ondan sonra da farklı olacaksınız, merak etmeyin. Eminim ki şu anda bu oturumda bulunan 300 küsur kişiden en az 50 kişi buradan cebinde çok önemli bilgilerle ayrılacak. Ve diyecek ki ben bir seminere katılmıştım. Kafamda çakan şimşekler beni dil öğrenmeye yönlendirdi diyecek. Dostlar, şimdi dil ailelerinden bahsetmiştik ya, Hint Avrupa'dan bahsetmiştik ya, çok önemli bir şey bu. Hem Hindistan ve İran'da konuşulan diller hem de bütün Avrupa'da, Kuzey ve Güney Amerika'da, Avustralya, Yeni Zelanda'da ve Rusya'da konuşulan diller aslında aynı aileden geliyor. Anne sözcüğünden yola çıkalım. İngilizce bilenler bilirler. Mother. Şöyle bir bakın. Eğer bilgisayardan izliyorsanız çok daha net göreceksiniz. Hemen hemen bütün bu Avrupa dillerinde anne sözcüğü aşağı yukarı ses olarak benziyor birbirine. Mother, mutter, mor, mother, mate, mote, matka, mak, mahter, mater, moder. Bu benzerlikler bizim için çok çok önemli. Ne demek biliyor musunuz? Eğer ben bir Avrupa dillerinden birini biliyorsam, diğer aynı kökenden gelen dilleri öğrenmek benim için çok kolay demek. Evet, şimdi bakın bakalım. Bu Kiril alfabesi Rusya'da ve bazı Balkan devletlerinde ve Kazakistan'da kullanılan alfabe. Bu Kiril alfabesinin bazı harfleri Latin alfabesinden, bazıları da kendine özgü. Ama ben bunları 20 dakikada öğrendim. Sizler 10 dakikada öğrenebilirsiniz. Yapacağınız şey şu. Aklınıza gelen her şeyi Kiril alfabesini yazmaya çalışın. Bu ne anlama gelecektir biliyor musunuz? Eğer Kiril alfabesini sökebilirseniz, eğer bir Avrupa dilini biliyorsanız ve Rusça, yani Kiril alfabesini kullanan diller de Hint Avrupa ailesinden geldiği için otomatik olarak o diğer dillerde bulunan ve Kiril'de yazılmış olan sözcüklerin yaklaşık %30'unu pat diye görünce anlayabiliyorsunuz. İstemez misiniz Sırbistan'a gittiğinizde
ya da Bulgaristan'a gittiğinizde ya da Rusya'da ya da Ukrayna'da hiç o anlamadığınız dilin sözcüklerini anlayabiliyor olmayı. Kiril'i öğrenin. Acayip ufuk açacaktır. Kardeşleriniz varsa onlarla oyun oynayın. Meraklarını geliştirin. Şimdi Kiril dedik de hemen yanında bir komşumuz var bizim. Yunanistan. Onlar da Hint-Avrupa dil ailesini konuşuyor. Fakat alfabeleri farklı. Şöyle farklı. Biraz Latin alfabesinden almışlar. Biraz da Kiril'de bulunan harfler var. Bazıları hemen hemen aynı. 3-4 tane farklı harf var. Biz de bu topraklarda yaşayan insanlar olarak binlerce sene beraber yaşadık ya bu kültürle beraber. Yunanca'dan o kadar çok sözcük almışız ki. Eğer Yunan alfabesini biliyorsak, Yunanistan'a gittiğimizde ya da Türkiye'de bulunan herhangi bir eski mezarlığa gittiğimizde bu dille yazılmış olan bir şeyler varsa, küt en az %20 oranında o metni okuyup anlayabiliyoruz. İstemez misiniz? Gittiğinizde Yunanistan'a, Atina'da dolaşıyorsunuz. Pandemi kalkmış. Oo ne güzel. Erasmus'a gitmişsiniz mesela. Oradaki levhalardan, yazılardan bazılarını hiç Yunanca bilmediğiniz halde anlıyorsunuz. Neden? Çünkü okumayı biliyorsunuz alfabeyi ve aynı zamanda Türkçe'ye girmiş olan o kadar çok Yunanca sözcük var ki. Her şey merak dostlar. Merak varsa acayip ilerleme var. Hep Batı'dan bahsettik de dostlar. Bir de şunlara bakalım. Solda Arap alfabesi var. Bazılarınız Arapça biliyordur eminim. En azından okumayı, harfleri sökmeyi öğrenmişsinizdir. Ortada bulunan Farsça, yani İran'da konuşulan dil, bir Hint-Avrupa dil ailesine mensup bir dil. Ama Arap alfabesi kullanıyor ve Arapça'da bulunmayan 4-5 tane harfi koymuşlar. Tıpkı bizim Türkçe, Latince, Latin alfabesine aldığımız harfleri koymamız gibi. En sağda bulunan ise Urdu dili, yani Pakistan'da konuşulan dil. Onlar da Arap alfabesini kullanıyorlar. Onlar da 1-2 tane harf eklemişler. Farsçadan o kadar sözcük aldığımızı, yaklaşık 1000 yıl beraber yaşadığımızı düşündüğünüzde, Pakistan'da yaklaşık 600 sene boyunca bir Türk İslam devleti olduğunu düşündüğünüzde, ortak sözcüklere sahip olmamak mümkün mü? Sadece alfabeyi bildiğiniz için inanın, baktığınız metinlerin en az %20'sini çok rahat anlayabiliyorsunuz. Hem Arapça, hem Farsça, hem Urduca. İlginç değil mi? Çok güzel gelmiyor mu size? Beni çok heyecanlandırıyor bu. Evet bakalım. Televizyon. Farklı dillerde nasıl yazılmış acaba? Bakın yukarıdaki dillere. Arapça, Farsça, Urduca. Aynı. Evet ortada. Kirille yazılmış. Hem Rusça, hem Bulgarca. Evet. Sonra Yunanca. Aynı sözcükler. Ve aşağıda Hint dillerinden birisi. Birazdan oyunlar oynayacağız. Sadece edilgen olmayacaksınız. Merak etmeyin. Şimdi dillere meraklı olduğunuzu, yetenekli ve yatkın olduğunuzu biliyorum ben. Her birinizin. Lütfen şu metinlere bakar mısınız? Şu metinlere bakın ve sökmeye çalışın. My brother loves your sister. İngilizce bilmeyenler için söyleyeyim. Benim erkek kardeşim senin kız kardeşini seviyor. Kardeşim kardeşini seviyor. Fransızca. Benim anlamına gelen sözcüğe bakar mısınız? My anlamına gelen. Fransızca'da mon. Almanca'da mein, İtalyanca mio, İspanyolca mi, Portekizce meu. Evet, mia. Brother, frère, bruder, fratello, hermano, irmano, frato. Sevmek, em, liebt, amas. Senin, ta. Deine, tua, tu, sua. Çok benzerlik var değil mi? Eğer bu dillerden birini biliyorsanız diğer dilleri öğrenmeniz için hiçbir neden yok. O kadar kolay ki. Tıpkı Anadolu'da konuşulan Türkçeyi bilen birisinin Azerbaycan'da rahat etmesi gibi. Tıpkı Azerbaycan'a rahat eden birisinin Türkmenistan'a ya da Kazakistan'a ya da Özbekistan'a gittiği zaman rahat etmesi gibi. Birbirine benzeyen ve çok akraba diller.
Bakalım biraz daha devam edelim dostlar. Bu da farklı alfabelerle yazılmış olan, Kiril'le yazılmış ve Yunan alfabesi yazılmış olan şeyler ama aynı bilgi gene. Bir inceleyin bakalım şunu. Eğer alfabeyi okuyor olsaydınız, sağdaki Latince gibi görecektiniz ve onun da aslında diğer Avrupa dillerine ne kadar benzer olduğunu görecektiniz. Brother anlamına gelen sözcüğü bulur musunuz bana? Brother, erkek kardeş. Bulgarca, brat. Sırpça, brat. Ukraynaca, brat. Rusça, brat. Yunanca, oderpos. Evet, sister'ı bulun bakalım bir de. Kız kardeş. Bulgarca, sestra. Sırpça, sestru. Ukraynaca, Rusça, sestru. Yunanca, aderpi. Evet, demem o ki bir Batı dilini öğrenin. Ondan sonra diğerlerine geçmemek için hiçbir nedeniniz yok. Kolay çünkü. Dostlar, eğer ana dilinizi okuyup konuşabiliyorsanız, tekrar ediyorum, dil öğrenme sorununuz yoktur. Sorun ya o dile karşı olan tutumunuzda, ya geçmişiniz vardır onunla bağlantılı, ya niyetiniz yeterince güçlü değildir, ya kullandığınız yöntemle bir problem vardır. Bir şeyler vardır. Eğer beni deminden beri dinliyorsanız, anladıysanız ve hak veriyorsanız, o zaman sizin isteğiniz ve ihtiyacınız var demek ki dile. Eğer isteğiniz ve ihtiyacınız varsa, doğru yöntemi de çok ama çok kolay bulursunuz. Ben şimdi sizlere birkaç tane yöntem önereceğim. Hani o Afrikalı çocuklar, hani o Hindistan'daki çocuklar, onlar konuşuyorlar birçok dili. Siz de konuşursunuz. Vallahi başınız kel değil bence. Şöyle bir bakalım. Acaba nasıl olacak bu iş? Ne yapmalı hocam diyorsunuz. Azerisiniz diyorsunuz ki, ne edeyim hocam diyorsunuz. Türkmenistan'dasınız diyorsunuz ki ben name etmeli hocam diyorsunuz. What should I do diyorsunuz. What shall I do diyorsunuz. Could you fair diyorsunuz. Kede bu açer diyorsunuz. Arapça bir şeyler diyorsunuz. Japonca diyorsunuz. Ama dediğiniz her şey peki ne edeyim hocam? Ne yapmalı? Peki ne yapmalı? Var mı önerileriniz? Lütfen bu konuşma balonlarına chat box'a yazar mısınız? Chat box'a açık olanlar. Ne yapmalı? Ne yapayım? Tamam, dil öğrenmek iyi diyorsunuz hocam. Dünyada neredeyse 1.2 milyar insan İngilizce konuşuyor diyorsunuz. İngilizce bilmezsem okur yazar değilim gibi diyorsunuz. Ben biliyorum, yeni bir şey söylemedin hocam. Dil öğrenmek önemli elbette. Bana cevap ver, ben ne yapayım? Cevabı vereceğim de, acaba ne yapıyorsunuz ben merak ettim. Şu chat box'a bir yazın bakalım, göreyim ben, olur mu? Hadi. Peşinen elinize sağlık. Dilin konuşulduğu yerde bir süre yaşamalı. Hasan Furkan Brat diyor. O dile maruz kal. Kendi dilimizden diğer dili öğrenmeliyiz. Maruz kalmalıyım, maruz kalmak. Yabancı filmler, diziler izliyorum. Uygulamaya dökmek lazım. Sadece gramer değil. Süper gramer biliyorum ama hiçbir işe yaramıyor hocam. Çok haklısın vallahi Ayşe. Başka neler var? O dilde tüketecek bol içerik bulmalı diyor bir arkadaşımız. Film dizi izlemek çok güzel. İngilizce kitabı Türkçe'ye çevirmek. Hadi devam edin, yazın bakalım. Çok yaratıcı güzel şeyler yazdığınızı biliyorum. Çok diller bilen var aranızda. Onların müthiş önerileri olacak. Herkes İngilizce kitabı Türkçe'ye çevirebilir mi? Kelime öğreneyim de nasıl öğreneyim Esma Nur? O dili konuşanlarla iletişimde kalmak, konuşmak, dile maruz kalmak, bol bol okuma yapmak, sohbet edecek arkadaş bulmak, İngilizce günlük yazmak diyor Hava Sena. Ne kadar zekice bir şey.
Film izliyorum, altyazısız orijinaliyle kıymet. Çok kıymetli bu. Haydi bakalım yazın dostlar. Kelime defterim var diyor Kübra. Bilmediğim kelimeleri yazıyorum. Kübra, onları yazarken şunu da yapıyor musun? O yazılı olarak görüyorsun ya, acaba onlar nasıl söyleniyor? Telaffuzuna dikkat ediyor musun? Onlara da biraz değineceğiz biraz sonra. Haydi bakalım, yeterli şimdilik. Ben, zamanımız azaldı. Şöyle gideyim biraz. Neler önereceğim ben dostlar size? Şunu önereceğim ben. Biliyorsunuz, dilde şu var. Önce biz bir bebeği düşünün. Hiçbir üretim yok. Sadece alıyor. Sadece duyuyor. Duyuyor. Duyduklarının hepsini anlamıyor. Ama yavaş yavaş kendisi için anlamlı olan bilgileri çekmeye başlıyor. Tek sözcükleri ayırıyor. Sözcük gruplarını ayırıyor. Ondan sonra yavaş yavaş kısa cümleleri ayırmaya başlıyor. Hiç konuşamasa da hadi gül dediğiniz zaman öyle yapar. Çirkin ol dediğin zaman yapar. Aslında müthiş bir bilgi vardır burada. Çirkin ol diyorsun. Düşünsene. İkinci tekil şahsa emir tipinden çirkin ol diyorsun. Hem bir sıfat kullanıyorsun. Hem de fiil, mastarı atıyorsun. Emir tipi, of müthiş bir bilgi var. Çocuk almış ama bunu. Aç ağzını diyorsun. Kapat bakayım. Uyu diyorsun. Uyuyor. Müthiş bir bilgi var ve çocuk bunu almaya başlamış. Ama çocuk uyumayacağım demiyor. Karnım aç değil diyemiyor. İlk aşamada dostlar biz dili öğrenirken diyorsunuz ya, anlıyorum ama konuşamıyorum diye, okuyorum ama yazamıyorum diyorsunuz ya, şöyle bir şey var. Aktif ve pasif olan iki bölüm var. Beyinde önce pasif olan bölümler çalışmaya başlıyor. Pasif olan bölüm ne? Dinleme. Dinliyoruz. Durmadan dinliyoruz. Ve almaya başlıyoruz. Input diyorlar buna, girdi. Durmadan girdiler geliyor bize. Sonra o girdilerden yola çıkarak bir takım anlamlı bütünlere gitmeye başlıyoruz. O anlamlı bütünlerde daha sonra bizim yavaş yavaş üretmemize yol açıyor. Bakın, önce konuşup sonra anlayan çocuklar yoktur. Önce dinler ve anlar ve sonra konuşur, üretmeye başlar. Üretim her zaman daha sonra gelir. Önce yazan ve sonra okuyabilen birini biliyor musunuz? Hayır. Önce okursunuz, pasif bir şeydir, bilgiyi alırsınız. Daha sonra aktif olan şey üretmek, yazmak gelir. Dilde de aynen öyle. Eğer bütün çabanıza rağmen hala istediğiniz seviyede değilseniz, yeterince girdi almadığınız anlamına gelir bu. Peki ne yapacağız? Anlaşılabilen girdi ve input artı bir denen bir şey var. Çocuk anne babasıyla, kardeşleriyle, ev halkıyla, bebek iletişimde olduğu için yavaş yavaş dili ediniyor. Baba bir ekonomi profesörü olsa, anne de antropolog olsa ve baba durmadan çocuğuyla ekonomiden konuşsa, anne de antropoloji üzerine seminerler verse, akrabadan birisi de gidip ne bileyim size nükleer enerjiden bahsetse durmadan çocuğa. Çocuk için anlamlı girdi midir bunlar? Hiçbir şey anlamaz. Odaya kapatalım sizi. Bir sene boyunca Çin radyosunu dinleyin. Herhangi bir şey öğrenmeniz mümkün mü? Değiştirelim. Odaya kapattık. Bir sene boyunca Çin televizyonunu izliyorsunuz. En az 50 kelime öğrenmeniz mümkün mü? Bir sene izleme sonucunda. Evet. Demek ki sizin için anlaşılabilen şeyler ne kadar çok duyunuz için içine giriyorsa o kadar rahatsınız demektir. Input. Ne yapacağım? Çoğunuzun yaptığı gibi. Seviyenizin biraz üzerinde dinleme, okuma ve izleme yapın. Hocam benim seviyem ne? Seviye tespit sınavları vardır. İnternette bolca bulunur. Ben size şunu önereceğim. Anlaşılabilen girdi. Olabildiğince dile maruz kalmak için yapmanız gereken şey şu. Bir, seviyelendirilmiş okuma kitapları vardır. 1'den 6'ya ya da A1'den C2'ye kadar uzanan. Alın birinci seviyeden bir kitabı. Klasiklerin basitleştirilmiş halidir bu. 400 civarında kelime vardır. İngilizce olarak okuyorsanız eğer sadece geniş zaman, gelecek zaman ve geçmiş zaman vardır. Çok alt düzeyde basit gramer yapılarıyla, basit sözcüklerle klasik bir eseri size sunarlar.
Okuyun onu. Eğer çok basit geldiyse, içinde hiç bilmediğiniz sözcük yoksa, muhtemelen birinci seviye size uygun değildir. O zaman ikinci seviyeden başlayın. İkinci seviyeden bir kitabı okudunuz. A2'den bir kitabı okudunuz. Baktınız ki bir sayfada 10 tane falan bilmediğiniz kelime var. Tamam, o sizin bulunduğunuz seviye. A2 seviyesinden alın bir kitabı okuyun. Mesela ne okuyun? Robinson Crusoe'yu okuyun. Hani şu adaya düşen, orada yıllarca yaşayan adam var ya, öyküsünü çok iyi bildiğiniz. Kitabı alın okuyun. Sonra kitabı bir kere daha ve dikkatle okuyun. Onların genelde ses kayıtları vardır. İkinci okumadan sonra ses kaydını da dinleyin. Ses kaydıyla beraber okumayı yapın. Sonra okumayı bırakın, sadece ses kaydını dinleyin. Ondan sonra sesinizi kaydedin ve kendi sesinizi dinleyin. Sonra gözünüzü kapayın. Düşünün, zihninizden onu anlatmaya çalışın. Uyurken, uyumaya çalışırken, toplu taşım aracında sıkılmış iken ve bakalım neler olacak. Bu size zor gelirse eğer, seviyelendirilmiş haber siteleri de vardır. Bazılarının adlarını vereceğim. Bunlardan biri şudur: newsinlevels.com. Sizin ilginizi çekebilecek güncel haberleri 3 ayrı seviyede anlatır bu. Birinci seviye çok alt düzeydedir. En alt düzeyde gramer ve en basit sözcüklerle anlatır size. Seslendirme de vardır. İkinci seviye biraz daha orta düzeydedir. 3 biraz daha yukarıdadır. Devam edelim. Aynı kitabı ya da aynı metni defalarca okuyun ve dinleyin. Ama ne olur, bir kitabı bir defa okumayın. Defalarca okumanızdan kasıt şudur. Çocuklar durmadan aynı soruyu sorarlar ya. Baba bu ne? Kalem. Gelir gene. Baba bu ne? Kalem evladım. Baba ne bu? Kalem. Ya bizim çocuk biraz yavaş galiba. Durmadan aynı şeyi soruyor. Baba kalem mi bu? Evet yavrum, kalem. Oysa çocuk o anda almış olduğu sözcüğü içselleştirmeye çalışıyor. Kullanarak, aynı şekilde sorularda kullanarak, kendi sorarak, sizden aldığı cevaplarda duyarak o kalem sözcüğünü içselleştiriyor. Bu nedenle sevgili dostlar, aynı kitabı ve metni defalarca okumak ve defalarca dinlemek, bir kitabı tek bir defa okumaktan daha iyidir. 6 tane farklı kitap okuyacağınıza, o kitabı 6 defa okuyun ve dinleyin. İnanın çok daha yararlı olacaktır. Sesli okuyun aynı kitabı. Sesinizi kaydedin. Sonra onu sesli olarak düşünün. Kapatın gözü, şöyle bir düşünün. Düşüncenizi anlatmaya çalışın. Sonra sözlü olarak anlatın. İstiyorsanız, ben illa da yazacağım diyorsanız, ufak tefek yazmaya da başlayın. Yani bütün becerileri aynı anda kullanmanız mümkün. Önemli olan seviyenize uygun ve hoşlanacağınız bir konuda bir kitap okumak ve bir metni okumak. Ama defalarca okumak ve defalarca dinlemek. Başka öneriler var mı? Elbette var, ama şunu mutlaka tekrar ediyorum. Anlaşılabilen girdi. Seviyenizin bir tık üzerinde, bir tık üzerinizde olmalı. Eğer bir basamak yukarı çıkmak için zorlamazsanız kendinizi, çok iyi biliyorum ben, Allame-i Cihan'ım diyerek olduğunuz yerde sayarsınız. Seviyenin bir tık üstü. Demiştik ya, o bir sayfalık kitapta 10 tane bilmediğim kelime varsa benim, o benim bulunduğum seviyedir. Yani olmam gereken seviyedir. Eğer 30 tane kelime varsa ve her satırda ben durmadan yeni kelimeye bakıyorsam, illallah diyorsam, bu bana zevk vermiyorsa, çok zor geliyorsa, ondan uzak durmam gerekiyor. Yavaş yavaş artacaktır seviye. 33 yıldır dil öğreten birisi olarak, anlattıklarımın doğru olduğundan son derece emin olarak konuşuyorum. Filmi izleyeceksiniz. İzleyin ya, ne kadar güzel. Sonsuz imkanlar var. Filmi izleyin. Mümkünse bir özetini ve kitabını da okuyun. Bu sefer ne olacak? Bildiğiniz şeyler çok fazla olacaktır. Lütfen TÖK örneğini unutmayın. Hindi örneğini vermişim ya ben size. TÖK nedir dediğimde anlamamışsınız. Ama TÖK ile ilgili o kadar çok ben size bilgi vermiştim ki. Bizim TÖK'ümüz iri yumurtladı. TÖK kümesten kaçtı. TÖK'ümüz gulu gulu yapıyor. Yılbaşında TÖK yedik. Ne kadar çok
bilgi var ise belli bir konuyla ilgili, onu anlamanız, içselleştirmeniz ve sahip çıkmanız o kadar kolaydır. Filmi izlediniz, özetini, kitabını okudunuz, altyazılı izleyin. Önemli olan anlamak. Sonra altyazısız izleyin tekrar. Aynı filmi defalarca izleyin. Ne olacaktır biliyor musunuz? Sesin, müziğin, dilin müziğini, sözcüklerin tonlamasını, vurgusunu, durağını, beden dilini, dille bir bağlantılı kültürü öğreneceksiniz. Sonra onu düşüncede anlatmaya çalışın. Sonra sesli olarak anlatın. Vaktiniz varsa, sabrınız varsa yapın bunu. Yine sesinizi kaydedin ve dinleyin. Mümkünse karşılaştırın. Çok güzel şeyler olacak. Diyorum ki, ne olur kendi seviyenizde ve zevk alabileceğiniz metinlerle, materyalle uğraşın diyorum. Şunu yapanlar vardır elbette. Üretmek de önemli ya. İnternette tonla var bunlar. İsim vermek istemiyorum. Bazıları çok pahalı, bazıları çok ucuz, bazıları da hakikaten bedava. Seviyenize uygun online konuşma kursları varsa katılın. Biraz önce bahsetmiş olduğum bir site vardı. Steve Kaufman, Benim Başım Kel Değil diyen kişinin sitesi. Amerikan Sesi radyosu vardır. Amerikan Sesi'nin aynı zamanda sitesi vardır. Learning English'e girerseniz farklı seviyelerden okuyabileceğiniz, dinleyebileceğiniz, izleyebileceğiniz o kadar çok materyal vardır ki şaşarsınız, ben neden daha önceden bunu düşünmedim diye. Ve bedava hepsi. BBC, İngiliz yayın organı, BBC'nin de Learning English isimli bir sitesi vardır. Onda da kıyamet kadar materyal vardır. Bir inceleyin, fotoğrafını çekersiniz bunun. Benim en çok sevdiğim de şudur. Sizin gibi gençlerin yapmış olduğu bir site bu. EasyLanguages.org. Şimdi açıklamasını yapacağım. Çok hoşuma gidiyor. Ben her gün onlara yarım saatimi veriyorum Fransızca için. Çok güzel. Ne yapmışlar derseniz 11 tane dili bedava öğretiyorlar. Videolarla YouTube'da 8-10 dakikalık videoları var. Sokakta yaşayan insanlarla röportajlar yapıyorlar. Bu gencecik insanlar. Çok çok farklı alanlarda konuşmalar, röportajlar var. Ve konuşma dilini öğreniyorsunuz. Defalarca dinliyorsunuz. Hem o dilde hem de İngilizce olarak, altyazı olarak da veriyor. Tüm bunların metnini daha sonra indirmeniz de mümkün. Aynı zamanda egzersizler de veriyor. Önerilerde de bulunuyor. Ve çok çok güzel bir şey. Ben diyorum ya, her gün Easy French'e zaman ayırıyorum. Yarım saat. Çok hoşuma gidiyor. Bir de Türkçe için de yapmışlar. Genç Türkler var. Onlar da Türkçe öğretiyorlar. Çok ilginç, çok güzel şeyler var. Peki hocam, ben gramer öğrenmeyeyim ya. Arkadaş, tabii ki gramer de öğreneceksin. Niye öğrenmeyesin? Şöyle bir örnek vereyim ben size. İnsan vücudu hem iskeletten hem de organlardan oluşuyor. Gramer iskelettir. Sözcükler ise organlardır. Tek başına organlara sahip olmak ya da tek başına iskelete sahip olmak o vücuda sahip olmak anlamına gelmiyor. Vücudu bir bütün olarak değerlendireceğiz. Ama bütün enerjiyi organlara, sözcüklere ya da bütün enerjiyi iskelete ben yönlendirirsem zaman ve emek kaybı olacaktır. Bir başka şekilde anlatayım bunu. Bir tren düşünün, trenin bir lokomotifi var. O gramer bölümü. Ama bunun yük taşıyan vagonları yoksa hiçbir işe yaramaz. Vagonlar da sözcüklerdir. Gene de bir şekilde ben illa da gramer ya da sözcük arasında bir seçim yapmak istiyorum hocam. Dediklerinden ikna olmadım diyorsanız o zaman sözcük edinmeye daha çok zaman ayırın. Çünkü tarzanca da olsa beden dilinde kullanarak, sözcükleri kullanarak derdinizi anlatmanız daha kolaydır. Gramerde yapılan hatalar hoş görülebilir. Gramer hataları komik falandır. Ama sözcüklerde yapılan hatalar daha az affedilir. Ne kadar çok sözcüğe sahipseniz o kadar rahatsınız. Özet olarak bunu söyleyebilirim size. Dostlar, benim bugün anlatacağım şeyler bu kadardı. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bana ulaşmak isterseniz bu benim e-posta adresim zaferparlak@uğurböcekleri.org.
Herhangi bir sorunuz varsa chat box'ı açabiliriz şimdi. Oradan sorularınızı alabilirim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sunum oldu bizler için de. Zannediyorum öğrencilerimiz için de çok bilgilendirici, çok bilimli bir sunum oldu. Şimdi Mustafa Yılmaz Bey, size zannediyorum bir mesajı var. Hocam size LinkedIn'den destek gönderdi, kabul eder misiniz demiş. Ederim tabii. Ticaret odasına bir beyefendi aramızda mı istiyorsa ya da konuşmak istiyorsa. Tabii ki. Ben öğrencilerimiz adına birkaç soru not aldım. Başlangıçta bir öğrencimiz vardı. Dil öğrenmek için yurt dışında ne kadar kalınmalı diye bir sorumuz vardı. Yanıtlamak isterseniz o öğrencimiz için bu soruyu yanıtlayabiliriz. Aslında çok çok güzel bir soru. De, çok güzel bir soru. Yani şöyle, eğer yüzmek istiyorsan sıraya girmen gerekiyor. Doğru mu? Bir dili öğrenmenin en kolay yollarından biri de o dilin konuşulduğu ülkede yaşamaktır. Ama ben o kadar çok örnek biliyorum ki özellikle kendi öğrencilerimden ve meslektaşlarımdan hayatı boyunca bulunduğu şehrin dışına çıkmamış ama o kadar güzel diller konuşuyor ki. O kadar güzel konuşuyor ki. Bakın bir örnek vereyim ben. Çok önemlidir bu. Meslek hayatına başladığımda ilk çalıştığım okulda bir arkadaşım vardı. Ömer. Sir diyorlardı buna. Sir. O kadar güzel İngilizce var ki. Müthiş bir telaffuz, müthiş bir akıcılık. Hayran kaldım ben. Yani ben iyi bir üniversiteden mezundum. Yani İngilizce edebiyatı okumuşum. Fakat merak ettim bu Sir'ün ne yaptığını, bu dili nasıl edindiğini. Sir, arkadaşlar, Konya'nın bir köyündendi. Aynı ofisi paylaşıyoruz. Konya'nın bir köyünden. Köy ilkokulu, kasaba ortaokulu, kasaba meslek lisesi ve sonra Konya Selçuk Üniversitesi İngilizce öğretmenliği. Ama çocukta öyle bir merak, öyle bir yetenek var ki öyle geliştirmiş ki kendisini. Bahsettiğim benim 30 küsür sene önce. Hayran kaldık. Ve ben o zaman anladım ilk defa merakın, ilginin, yeteneğin ve çabanın insanı nereye getirebileceğini. Ben ondan çok daha uygun koşullarda öğrenim görmüştüm fakat Sir kadar iyi değildim. O kadar çok öğrencim var ki illa da ülkeye gitmeniz gerekmiyor. Dile ne kadar çok maruz kalırsanız o kadar önemli. Yakınlarım var benim, Fransa'da yaşıyorlar. Kayınpederim ve kayınvalidemden bahsedeceğim. 45 sene önce gitmişler. Orada yaşamaya başlamışlar. Evlerinde çalışıyorlar. Terzi bunlar. Her ikisi de evde. Kayınpederim hiç evden çıkmıyor. Kayınvalidem ise işleri yetiştirmek amacıyla genelde dışarıda. Her ikisi ilkokul mezunu olmasına rağmen kayınvalidem şakır şakır Fransızca konuşurken kayınpederim 10-15 kelimeden başka Fransızca konuşamıyor. Yani illa da orada olmanız gerekmiyor. O kadar çok kaynak var iken, 24 saat boyunca dünyanın bütün bilgisi, bilgeliği sadece bir tık mesafesindeyken sizin illa da gitmeniz mümkün değil. İse gitmeyin. Hiç de dert değil. Evet, cevabım olur. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Bir de ben hani kendi öğrencilerimizden gözlemlediğim kadarıyla yani yine onlar adına bir soru sormak istiyorum. Şimdi harekete geçmekten bahsediyoruz ya. Evet. Bizim zaten aslında toplumsal olarak aşamadığımız süreç bu. Yani biz merak ediyoruz ama merakımızın süresi çok kısa sürüyor. Dolayısıyla hani biz meraklanıyoruz, birkaç bir şeye bakıyoruz, daha sonrasında harekete geçemiyoruz. Yani motivasyon düzeyimizi sürekli odaklayamıyoruz. Yani bununla ilgili bize önerileriniz neler olabilir? Yani biz mesela evet işte TOEFL hazırlanalım ya da işte evet dil öğrenmeye hazırlanalım diye ya da işte hani dil kursuna gidelim diye başlıyoruz ama kısa süre sonra vazgeçiyoruz. Bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Yani çok, bu çok teşekkür ederim. Öğrenmeyle ilgili soru. Motivasyon sürecimizi nasıl ilerletebiliriz? Aha. Çok güzel bir soru. Yani diyorum ya yıllardır bu dillerle uğraşıyorum diye. Dil kurslarına falan gittiğiniz zaman dil kurslarının birinci seviyeleri doldur. Başlangıç. Acayip doldur. 20 kişi birden başlar. Evet. Üçüncü hafta 10 kişi iner. O kurun sonuna doğru 4-5 kişi kaldı. 10 kişi kaldı diyelim. İkinci kurda 20 ile başlamaz, 10 ile başlarsınız. Ama üçüncüyü 5 ile bitirirsiniz, 4. kurda açılmaz. Bir laf vardır ya, Türk gibi başla, İngiliz gibi bitir diye. Eğer nedeniniz, isteme nedeniniz yeterince güçlü ise, gerçekten güçlü bir nedeniniz varsa,
ödeyeceğiniz bütün bedelleri ödemeye hazır oluyorsunuz. Göz, emek, zaman, para, sosyal yaşantıdan gerekirse vazgeçme, bu bedelleri ödüyorsanız çok rahat olacaktır. Altını çiziyorum. Nedeniniz yeterince güçlü ise, neden yeterince güçlü ise mutlaka çözecek bir araç, mutlaka bir yöntem mutlaka bulunuyor. Yani muhakkak ki o rutindeki konfor alanımızı değiştirmek, evet, programlarımızı revize etmek ve daha çok istediğimizi odaklanma noktasında eylemi arttırmak olarak özetleyebilir kesinlikle miyiz? Kesinlikle. Ve eğer dünya vatandaşı olacaksanız, bu dünyada okur yazar olduğunuzu kanıtlamak istiyorsanız mutlaka bir dile sahip olmanız lazım. O da ne yazık ki günümüzde İngilizce. Anladım. Evet. Dünyada yani basılan bütün bilimsel yayınların %87'si İngilizce. Eğer dışarı açılacağım diyorsanız mutlaka İngilizce olmak durumunda bu. Keşke Türkçe olsaydı. Evet, keşke. Bir öğrencimizin yine sorusu var, Musa Birel Tekinkaya'nın. IELTS sınavına hazırlanıyorum. Özel olarak önerebileceğiniz çalışmalar var mıdır diyor hocam. Ne dersiniz? Valla özel olarak herhangi bir şey öneremeyeceğim. Çünkü IELTS'e çalışıyorsa zaten biliyordur neler olacağını. İnternette çok fazla kaynak var bununla bağlantılı. Bol, yani bol okuma ağırlıklı bir şeyler yapması gerekiyor. Çok farklı alanlardan okuma yapması gerekir özellikle. Peki hocam, mesela işe başvurularda şimdi bizim üniversite öğrencilerimiz hani mezun olduklarında mülakatlara girecekler. Bazı şirketlerde İngilizce mülakatlar da var. Yani bu İngilizce düzeyini ölçmenin ötesinde hani akıcı İngilizce konuşulabiliyor mu? Ya da işte etkileşime de iletişim dili olarak İngilizceyi ne kadar iyi olduğunu düşünse de hani bunu alanda nasıl yönlendirip kullanabilecek? Yani o CV'nin üzerinde yazdığını aslında test etmeye çalışıyor. Buna ilişkin iş mülakatlarında dikkat edilmesi gereken şeyler neler olabilir? Böyle ana çerçevede bize önerebileceğiniz bir şeyler olabilir mi acaba? Şimdi özgeçmişlere bakıldığında Emine Hocam, herkes birden çok dil bildiğini yazar oraya. Evet. Geçenlerde bir öğrencim bana özgeçmişini göndermiş. Evet. C2 seviyesinde İngilizce biliyor. Onu yazmış. Ama ben hayatımı verdim bu işe. C2 yazarken genelde de korkarım. Kendimi native speaker'la kıyaslarım. O iş mülakatlarına sizi mülakata alan kişilerin kendi İngilizce yetkinlik seviyelerinin ne olduğunu ben çok merak ediyorum. Özgeçmişe yazmış olduğunuz şeylerin abartılmamış olması gerekiyor. Eğer kendi kalenize gol atmak istemiyor iseniz. Eviniz A2 ise gidip oraya B2 ya da C1 yazmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü karşınıza eğer bilen birisi çıkarsa sadece yalan beyanda bulunduğunuz için sizi hemen saf dışı edecektir, eleyecektir. O nedenle arkadaşlarımızın büyük bir bölümü üniversite 1-2-3 diye düşünüyorum. Kendinize eğer yarım saat zaman ayırabilirsiniz her gün ama düzenli olarak. Barış Özcan'ı izleyenler vardır eminim. O zinciri, evet, zinciri kırma, evet. Çok çok önemli. Ben Easy Languages'den bahsetmese, o video kanalı gençlerin yapmış olduğu. Her gün yarım saatimi ayırıyorum onlara ama ne yapıyorum biliyor musunuz? O kadar yoğun yaşıyorum ki. Sabah kalktığımda günlük ev içinde sporumu yaparken bir taraftan spor yapıyorum, bir taraftan onları dinliyorum. Bilgisayar başına geçen onca yorucu zamandan sonra dışarı çıkıp biraz yürümek istediğimde o ses kayıtlarını almış oluyorum. Onlar mutlaka ses kaydı olarak bende bulunuyor. Durmadan dinliyorum ve bazen korulukta falan yokken de onları tekrar ediyorum, taklit ediyorum. İnanın her gün kendinize yapacağınız yarım saatlik bir dil yatırımı sizi uçuracaktır. O zaman mülakatlar hiç dert olmayacak. Aslında burada biraz da zamanı küçümsememek ya da o sürekliliği küçümsememek yani karşımıza çıkıyor değil mi? Mesela bazen yaparız işte hani yarım saat nedir ki? Hani ne yapılabilir ki yarım saat diye düşünebiliriz. Ama o değerlendirebildiğimiz yarım saatler bize aslında geleceğimizi de sunabiliyor. Benim son bir sorum olacak size. Özür dilerim. Bir günü 24 saat olarak değil de 48 saat olarak düşünün. 30'ar dakika 48 saat. O zaman zaman çok daha rahat planlanabiliyor. Hele ki koşarken İngilizce dinleyebildiğimiz alternatifinde düşünürsek aslında bu 48 ve katları olarak da katlanarak devam edebiliyor, elbette, değil mi? Elbette. Evet.
Benim son sorumu aktarmak isterim size. Erasmus ofisinde de görevliyim ve oradaki başvurularda bazen yaşıyoruz bu süreci. Öğrenciler Erasmus'a gitmek istiyorlar ya da Erasmus başvuruları yapmak istiyorlar. Ancak işte kaç yıl kursa gitmiş olursa olsun ya da işte İngilizce bir bölümde bile okuyor olsa bir kaygı ve korku yaşıyorlar ya da hiç İngilizce bilmeden bir yerlere gidilebilir mi, gidilemez mi, nasıl hareket edilebilir, bununla ilgili sıkıntılarımız var bizim. Erasmus dediğimiz sürecin İngilizcesine öğrencimiz nasıl bakmalı, nasıl bir bakış açısı olmalı ya da nasıl değerlendirmeli bu süreci? Gidip gitmeme konusunda mı? Öncelikle herkesin talip olması gerekiyor mutlaka buna. Herkesin talip olması gerekiyor. İstek var ama korku kaygı çok ciddi boyut. Biz nasıl yönlenmeleri gerektiğini bilmiyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Antepliler vardır inşallah aramızda. Ben Antep'te 10 sene önce çok güzel bir söz öğrenmiştim. Diyor ki Antepliler, gezen güzel olur, oturan gazel olur diyor. Gezenin güzel olması şu anlama geliyor. Eğer tek bir noktada bulunursanız, kuruyan bir yaprak gibi zamanla kuruyorsunuz ve gazele dönüşüyorsunuz. Gezmek, dolaşmak size yepyeni dünyalar, farklı bakış açıları, farklı ufuklar açıyor. Bir taş düşünün, dağların doruklarında kayadır. Keskin uçları, sivri kenarları vardır. Yani dokunduğunuz zaman sizi böyle yaralar, örseler, incitir. Gene taşlar vardır deniz kenarlarında, dere kenarlarında. Onlar yuvarlaktır böyle. Gene özü ikisinde taştır fakat öbürü hareket etmekten dolayı güzelleşmiştir. İşte insanlar da başka kültürlerle, başka insanlarla etkileşime girerlerse, ki Erasmus ve değişim programları bu yollardan sadece birisi, o zaman geziyorsunuz, güzelleşiyorsunuz, durmadan öğreniyorsunuz. O alma verme sonucunda da dünya gerçekten daha güzel bir yer oluyor. Hem o insanlar için hem bizler için. Yapacağınız şeyler arkadaşlar, kendinize yapacağınız en büyük şeylerden birisi. Şu salgın bittiğinde ne olur, dönem kaybederim falan korkusuna kapılmadan bir şekilde yapabiliyorsanız Farabi ile ülke içinde, eğer yapabiliyorsanız ülke dışında Erasmus'la, Work and Travel'la bir şekilde kendinizi tanıyın. Farklı ülkelerde, farklı kültürlerde gezin, dolaşın ve güzelleşin. Korkmamak gerekiyor. Yani dili zaten edinirsiniz oralarda. Kültürü edinirsiniz ve insanoğlunun aslında kocaman bir aileye ait olduğunu, dünyanın sadece kendi dershanenizdeki, kendi kasabanızdaki, kendi ailenizdeki insanlardan ibaret olmadığını görürsünüz. O zaman da sivri uçlarınız ve keskin kenarlar törpülenir. Çok mutlu olursunuz. Benim için öyle oldu. Çok teşekkürler. Hocam, chatbox'da Ayşe'ye uzun bir sorusu var. Ne diyor? Okuyayım mı hocam? Diyor ki, merhabalar, mimarlık bölümü okuyorum ve yurt dışında staj yapmayı planlıyorum. İngilizce seviyem günlük anlaşabilme ve konuşabilme için yeterli. Fakat stajda daha çok meslekle alakalı terimsel ifadeler ağırlıklı olacağı için bu beni endişelendiriyor. Bu konuda önerileriniz neler diye sormuş. Cevabı zaten kendi biliyordur arkadaşımız. Bu alanda kendi alanıyla ilgili bol bol okuma yaparsa, kaynak çok fazla, o terminolojiye hakim olduğu takdirde, eğer dediği gibi dilin kendisiyle bağlantılı problemi yoksa, deplasmanda hissetmez. Alanla ilgili bol okumalar yapmak. Çok teşekkür ederim. Başka soru var mı acaba? Peki arkadaşlar, başka sorularınız var mı? Aktarmak istediğiniz, iletmek istediğiniz? Varsa alabiliriz. Bu sırada ben ufak bir duyuru yapacağım. Şu an chat kısmına bir anket gönderdim. Bu anketi doldurarak bize yani konuşmamızla alakalı geri bildirim verebilirlerse çok mutlu oluruz. Ona göre gelecek etkinliklerimizde de revizeler yapabilir ya da iyileştirmelere gidebiliriz. Anketi doldururlarsa çok memnun oluruz. Hocam, zannediyorum soru yok. Chatbox sakin şu anda. Ben öncelikle Karatay Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi ailesi adına size çok çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdığınız için, Paraşüt Kariyer Fuarımızı renklendirdiğiniz için, onurlandırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Birisi bizimle paylaşılan siteleri tekrar gösterebilir misiniz şeklinde. Peki. Hemen onu yapayım o zaman, olur mu? İstek var tabii ki hocam. Hemen yapayım. Fotoğraf çeksinler daha iyi olur. Peki.
Evet, Muazzez, şimdi hocamız açıyor. Lütfen ekranı iyi takip edelim. Şunları önermiştim ben. Yüzlercesi var. Ben ticari olmayanları özellikle paylaşmayı tercih ettim. Ben ekran görüntüsü aldım hocam. Olmadı sosyal medya hesaplarımızda da paylaşabiliriz atölye kapsamında, konuşma kapsamında. Peki. Teşekkür ederim. Evet. Biz teşekkür ederiz tekrar katılımınız için. Son söylemek istedikleriniz varsa alabiliriz. Değilse ben oturumu sonlandırabilirim hocam. Her şey merakla başlıyor. Etrafınızdaki Sesim insanları geliyor da mu? meraklandırın. İlk olarak da kardeşlerinizi ve dostlarınızı şaşırtın. Siz kendiniz Yunan ve Kiril alfabesi öğrenmeye başlayarak. Haydi bakalım. Teşekkür ederiz hocam. Çok Evet, sağ olun. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Meraklarınızdan öpüyorum. Sağ olun, Hoşça kalın. Hoşça var olun. kalın. İyi ki Günler de. hocam. Hoşça kalın. Siz de iyi ki varsınız. Hoşça kalın hocam. İyi günler. Katılımınız için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Değerlendirme anketinde olarak ayrılırsanız çok mutlu oluruz. Herkese iyi günler. İyi günler.